Sevgili seyirciler, İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl 19. kez düzenlenen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın katılımıyla açıldı. Açılış konuşmalarında enerjiye duyduğumuz ihtiyaç ve fuarın önemi vurgulandı. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından törenle açıldı. Açılış töreninde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mahmut Mücahit Fındıklı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya, EPDK Başkanı Hasan Köktaş, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak ve Sektörel Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Bulak konuşma yaptı. MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak konuşmasında elektrik dağıtımında orta ölçekli yatırımcılara daha fazla fırsat verecek, onların da büyümesinin önünü açacak girişimlere ihtiyaç olduğunu belirtti. Orta ölçekteki yatırımcılarımıza da daha fazla fırsat verecek, onların da büyümesinin önünü açacak şekilde portföylerin bu şekilde tanzim edilmesinin önemli olduğunu düşünüyor. Bu konuyu tekrar dikkatlerinize sunmak istiyorum. Diğer taraftan büyük portföy özelleştirmelerinde kamunun elindeki hisselerin tamamı blok yöntemle elden çıkarılmaktadır. Acaba bunun yerine Türk Telekom örneğinde olduğu gibi kademeli bir hisse devri düşünülebilir mi? Bu durumda bir müddette kamu özel sektör ortaklığı devam etmiş olacaktır. Avrupa Birliği ülkelerinin büyük çaplı özelleştirmelerine baktığımızda bu şekilde uygulamaları da görmekteyiz. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ise konuşmasında elektrik kanununda yer alan enerji borsasının önemine dikkat çekerek büyük ölçekli yatırımların gerçekleştirilmesinin ön koşulunun uzun vadeli sürdürülebilirlik olduğunu anlattı. Ülkelerin en önemli hedeflerinden birinin enerjinin arz güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ayrıca iklim değişikliği ve artan çevre duyarlılığı karşısında yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilebilmesi için düzenlemelerin önemini de önemle altını çizmek isterim. Bunların gerçekleştirilmesi ancak rekabet ve yatırım ortamını kuvvetlendirecek yapısal reformlar ile mümkün olabilecektir. Bu koşullar sağlandığı takdirde Türkiye özel sektörü enerji yatırımlarını hızla devreye sokabilecek kapasitededir. EPDK Başkanı Hasan Köktaş, ülkemize yapılan enerji yatırımlarının rakamsal boyutuna dikkat çekti. Elektrik piyasası kanununun yasalaştığı 2001'den bugüne özel sektör tarafından yaklaşık olarak 20 bin megawatt kurulu gücünde 750 adet proje tamamlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Sadece geçtiğimiz yılda toplam yatırım tutarı yaklaşık olarak 5 milyar dolara ulaşan ve kurulu gücü 3700 megawatt olan 166 adet proje tamamlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yılın ilk iki ayında sessiz ve sedasız bir şekilde irili ufaklı 16 adet hidroelektrik, 7 adet rüzgar ve 5 adet doğalgaz olmak üzere santraller tamamlanarak 2013 yılı itibariyle kesin kabulleri yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya törende yaptığı konuşmada kalkınmanın çevre duyarlılığından bağımsız düşünülmemesi gerektiğinin altını çizdi. Çevre ile kalkınma arasındaki nazik ilişkinin korunması hususunun altını bir kez daha çiziyorum. Ne çevreden ne de kalkınmadan vazgeçmeyi ne talep ediyoruz ne de böyle bir beklentimiz var. Ancak sizlerden özür dileyerek bir kısım yatırımcılar için ve özellikle de enerji sektörü için çevrenin üretilecek bir değer veya iyi bir ortam olabilir. Biz ise yani çevreciler ise enerji gerekli ama öncelikle yaşamak daha da önemli altını çizmek istiyorum.
Çevre geçmişin bir mirası olarak görülmemelidir. Anadolu'da güzel bir söz var. Babadan miras kaldı, har vurup harman savuruyorlar. Değerli dostlar, insan miras olarak edindiğinin kıymetini bilemeyebilir. O yüzden çevreyi geleceğin ve yüce yaratıcımızın bizlere bir emaneti olarak görmeli ve emanetin de kutsal olduğunun altını çizmeliyiz. Çevre konusunu bir hobi, boş bir zaman uğraşısı olmaktan çıkarılması için paradigma değişimine ihtiyaç olduğunun altını çiziyorum. Çevreye bakışımızın değişmesi gerekiyor. Bakan Taner Yıldız konuşmasında 10 yıl önceki enerji sektörünün durumunu değerlendirerek tespitlerde bulundu. O yıllarda enerji yatırımlarının 3'te 1'i özel sektöre aitken, bugün 3'te 2'sinin özel sektöre ait olduğunun altını çizen Bakan Yıldız, bu oranın orta vadede %75 seviyelerinde olmasını öngördüklerini söyledi. Bundan 10 yıl önce yaptığımız ICI toplantılarında biz önemli bir noktayı vurgulardık. Bu toplantı salonlarının 3'te 2'si genellikle kamu görevlileri tarafından, 3'te 1'i de özel sektör tarafından doldurulurdu. Ama o değişimin sonucunda şu anda bu salonun %80-90'ı özel sektör tarafından dolduruluyor. Sektör de böyle ilerliyor. 10 yıl önce enerjiyle alakalı yatırımların 3'te 1'i özel sektöre aitken şu anda 3'te 2'si özel sektöre ait. Biz bu oranın yakın ve kısa orta vadede %75'ler civarında olmasını öngörüyoruz. Elimizde Atatürk ve Keban barajları gibi büyük rezervuarlı barajlar kalacak. Bunları yeni kanun düzenlemelerimizle beraber getirdiğimiz yeniliklerde bir balans unsuru olarak kullanacağız diyen Taner Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü. Biz kamu nezaretinde, kamu denetiminde olabildiğince serbest bir özel sektör hedefliyoruz. Ama dikkatinizi çekmek isterim. Sübvansiyonlardan bahsediyoruz, desteklerden bahsediyoruz. En ideal olanı şudur. Şu anda Avrupa yenilenebilir enerji kaynakları ile alakalı bizden daha fazla destek veriyor. Bizden daha fazla sübvansiyon yapıyor. Ama amaç o değil. Globalleşen ekonomiler krize girince şimdi U dönüşleri yapmaya başladı politikalar. Almanya geçtiğimiz hafta içerisinde elektrik fiyatlarının frenlenmesi ile alakalı tasarıyı dondurdu. Böyle bir teklif geldi. Dediler ki yok biz bunu yapamayız. Geçen yıl verdiği rakam 17 milyar euro. Bu yıl içerisinde planladıkları rakam 30 milyar euroya yakın yenilenebilir enerji kaynaklarının sübvansiyonu ile alakalı konular. Temel hedefimiz sübvansiyon olmaksızın, koltuk değnekleri olmaksızın kendi ayakları üzerinde durabilecek bir sektör oluşturmak. Ve biz buna daha yakınız. Ama yerli kaynakların, yenilenebilir kaynakların ithal kaynaklara göre destekleniyor olması çok doğru bir şey. Beşinci bölge desteklerinin ve her türlü yerli kömürün, yerli kömürden üretilecek elektriğin her birisine biliyorsunuz verdiğimiz destekler ortada. 2023 yılı hedeflerimizde her kullandığımız enerjinin 5'te 1'i kadar verimlilikte tasarruf etmiş olacağız diyen Bakan Yıldız konuşmasında çevre duyarlılığı vurgusu yaptı. Bizler çevrenin makul oranda korunduğu, yine insan için kullanıldığı bir enerji sektörü oluşturmak istiyoruz. Ve bunda samimiyiz. Biz enerjiyi bir yandan geliştirelim, çevrede şöyle olsun demiyoruz. Birçok örnekleri var. Durdurduğumuz bir kısım projeler var. Ve biz enerjinin etkili kullanımıyla alakalı, gerek enerji verimliliği, gerekse enerji tasarrufuyla alakalı önümüzde çok fazla mesafe var. Bugün yaptığınız yatırımı 3 yıl içerisinde, 2 yıl içerisinde amorti edeceğiniz kalemler var, yatırımlar var. Ve şu anda bunun envanteri çok hassas tutulamıyor olmasına rağmen enerji tasarrufu ile alakalı, enerjinin etkin kullanımı ile alakalı ciddi mesafeler kat edildi. Bunları yeterli bulmuyor olmakla beraber 2023 yılı hedeflerimizde her kullandığımız enerjinin 5'te 1'i kadar
verimlilikten inşallah tasarruf etmiş olacağız. Bakan Taner Yıldız, aldığı elektrik üretim lisanslarını yatırım yapmak yerine iş adamlarına fahiş bedellerle satmaya çalışan çantacılara bundan böyle müsaade edilmeyeceğini dile getirerek sözlerini noktaladı. Çantacılar, maden sektöründe, elektrik sektöründe, yenilenebilir enerji kaynaklarında, petrol piyasasında artık çantalarını alıp dışarı doğru gitmek durumdadırlar. Bunun ticaretine müsaade etmiyoruz arkadaşlar. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle Çevre ve Enerji Fuarı ve Konferansı 19. kez kapılarını katılımcı ve ziyaretçilere açmış oldu. Müzik